Selam dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Videolarımın daha fazla izlenmesi için videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olarak bildirim zilini açın. Videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçiyorum. Ben en çok az konuşan ama çok gören insanlardan korkarım. Onların kapalı dudaklarının ardında ne sırlar yatar tahmin bile edemezsiniz. Her şeyi görüp duysalar da önemli gerçekleri kendilerine saklamayı tercih ederler. O ağızlarını bir açsalar cehenneme kadar beter sırlar saçılır ortalığa. Peki bu insanları nasıl mı bu kadar iyi tanıyorum? Çünkü bunu hiç istemesem de ben de o insanlardan biriyim. Sımsıkı mühürlediğim dudaklarımın arasında sizi gecelerce uykusuz bırakacak dehşet verici olaylar taşıyorum. Peki şimdi neden size bunları anlatıyorum? İzin verin size kendimi tanıtayım. Benim ismim Yaman. Soy ismimi söylemeyeceğim. Belki de gerçek ismimi de size vermemişimdir. Buna emin olamazsınız. 46 yaşındayım ve çok kısa bir süre sonra artık yaşamıyor olacağım. Öleceğim. Durun. Düşündüğünüz gibi değil taşıdığım sırların altında ezilip kendi aciz hayatımı sonlandırdığımı düşünmüyorum. Ölüyorum çünkü hastayım, kanser hastasıyım ve artık son evreye geldim. Bu noktadan sonra artık kurtuluşum da yok, saçlarım yok, hepsini tedavim süresince kaybettim. Artık sağlıklı bir kilom da yok. Bu hastalık beni günden güne yiyip tüketti.'' tenim o kadar hastalıklı ve cansız ki, iğnelerden delik deşik olmuş damarlarımı rahatlıkla seçebilirsiniz. En uykusuz gecelerimde neden hastalandığımı sorgularken en sonunda yaşananlara karşı sessiz kaldığım için hastalandığımı anladım. İçime attığım günahların beni günden güne kemirdiğini ve çürüttüğünü fark ettiğimde artık yapacak bir şeyim kalmamıştı geç kalmıştım. Çoktan ölümün o soğuk ve hisli kollarını boynuma dolamıştı bile. Bu yüzden bu yazdıklarımı vaktinden önce yaşlanmış ve ölümün pençelerine atılmış bir adamın itirafı olarak okuyun. Ama lütfen beni affetmeyin. Biliyorum ki siz beni affetseniz de. ben ne bu dünyada ne de öbür dünyada kendimi affetmeyeceğim. Sadece dinleyin ve İçimi ölmeden önce en azından biraz olsun rahatlatmama izin verin. Yoksa bunu yapmadan ölürsem, ruhumun bir gün dahi olsa huzur bulamayacağını biliyorum. Onunkinin de huzur bulmadığı gibi, benimkinin de bulmayacağına eminim. Bunu hak etsem de, bunu göğüsleyecek kadar cesaretli değilim. İtirafıma eskiden olduğum kişiyi ve yaşadığı biri anlatarak başlamak istiyorum. Ben küçük bir mahallede büyüdüm. Dedem babam doğmadan önce bu mahalleye gelmiş. Bir apartman yaptırmış. Babam bu mahallede gözlerini açtı. Tabii yıllar içinde koskoca apartmandan geriye yalnızca bizim oturduğumuz dedemlerin ölümünün ardından çekirdek aile olarak yaşamaya devam ettiğimiz ev kaldı. Annem de benim doğumumun ardından bu dünyadan Zamansız göçüp gittiği için yalnızca babam, abim ve ben yaşıyorduk. Evde üç erkek olarak yaşamanın belli bazı zorlukları olsa da mecburen ölüme karşı koyamayacağımız için bu duruma alışmaya çalıştık. Yemek yapmayı ve temizlik yapmayı öğrendik. Bir kadın olmadan nasıl yaşanması gerektiğini zorda olsa eninde sonunda çözdük. Abimle aramızda çok fazla yaş farkı yoktu. Olaylar yaşandığında o 20, ben ise 18 yaşındaydım. 18 yaş. Şimdi dönüp bakınca kendimi o zamanlarda ne kadar büyümüş hissetsem de aslında ufacık olduğumu fark ediyorum. Ne dünyayı biliyordum ne de dünyanın sahip olduğu o iğrenç kötülükleri sadece hevesle büyümeyi ve kendi hayatımı yaşamayı bekliyordum. Size söylediğim gibi küçük bir mahallede oturuyorduk. Böyle mahallelerde oturmanın bazı avantajları olduğu gibi bazı dezavantajları da vardı. Herkes birbirini tanıyıp sevse de herkesin de ister istemez bir ötekinin hayatıyla ilgili her şeyden haberi olurdu. Kalabalık bir tarikatın parçası olmak gibiydi. Böyle bir mahallede yaşamak mahallemize bir yabancının gelmesini, yerleşmesini, hatta mahallemizden geçip gitmesini bile istemezdik. Hatta mahalle yabancı bir erkek gelecek olursa diye mahallenin erkeklerinden oluşan küçük bir ekip geceleri sokaklarda dolanırlardı. Şimdi düşününce ne kadar çirkin bir anlayışa sahip olduğumuzu anlıyorum. Bu kadar dışa kapalı yaşamak, bu kadar kendi içine dönük olmak bizi yavaş yavaş deliliğe sürüklemiş olmalıydı. Çünkü yaşananların başka bir anlama gelebileceğini düşünmüyorum. Mahallenin en eski kiracılarından biri olan Şevket amca bir kış günü hayatını kaybetti. Beyin kanaması geçirip hayattan ayrılan bu yaşlı adamın cenazesine bütün mahalle katıldık. Şevket amcanın ölümünün ardından çok kısa bir süre sonra Mahallede bir tartışma başladı. Şevket amcanın ev sahibi evi kiralamak istiyordu. Mahalleli buna karşı çıktı. Mahallelerine bir yabancı almak istemediklerini söyleyerek evi bir başkasına kiraya verme fikrine karşı çıkıyor. Bunu kabullenmeyeceklerini söylüyorlardı. Ama buna rağmen paraya ihtiyaç duyan ev sahibi üzerindeki tüm o baskılara rağmen evi kiraya vereceğini duyurdu. Evin sokağa bakan camına, kocaman bir kiralık yazısı yerleştirdi. Adama tehditler, küfürler havada uçuştu elbette ama, hiçbirine boyun eğmedi. O evin kendi evi olduğunu ve istediğini yapmakta özgür olduğunu söyledi ve dediği gibi de yaptı. Aradan çok geçmeden, sanırım belki iki hafta kadar sonra, evi kiraya verdi. Yeni kiracılar, bütün mahalleli tarafından merakla bekleniyordu. Evin yeni kiracıları, bekar bir anne ve genç kızıydı. Kadının kocası birkaç yıl önce öldüğü için kızını tek başına büyütüyordu. Onların bu halini gördüğümde elimde olmadan onlara karşı bir sempati beslemeye başladım. Çünkü benim de annem ölmüştü ve bir ebeveynim eksik olarak büyümenin ne kadar üzücü ve zor bir deneyim olduğunun farkındaydım. Bu yüzden mahalledeki diğer komşularımızın aksine ben bu anne ve kıza karşı hiçbir zaman düşmanlık beslemedim. Mahalledeki diğer insanlar ise özellikle ilk zamanlarda onlara karşı yoğun bir öfkeyle yaklaştılar. Mahallenin bakkalı onlara ekmek satmadı. Manavi ise yalnızca çürük meyve ve sebzeleri almalarına izin verdi. Ama onlar yine onlara karşı sergilenen insanlık dışı tutum karşısında kibarlıklarından ve sevecenliklerinden hiçbir şey kaybetmediler. Kadın yemekler yaptı. Mahalledeki diğer kadınları davet etti. İlk davetlerine kimse kabul etmedi. Ama zamanla mahallenin kadınları onları kabullenmiş olacak ki kadının yemek tekliflerini kabul etmeye başladılar. Bu yemekler sıklaştıkça mahallenin diğer üyeleri de onları aralarına kabul etmeye başladı. Ama elbette mahallenin onları kabul etmelerinin tek sebebi kadının lezzetli yemekleri değildi. Kadının kızı, yani Pelin'in bu kabullenişte daha büyük bir etkisi olduğunu söylersem yalan söylemiş olmam sanırım. Pelin o kadar güzel ve sevecen bir kızdı ki Mahallenin Tüm Erkekleri Ona Aşıktı Benimle Henüz Yaşıttı Pelin Sarı Uzun Saçları Vardı Ama Genelde Sokağa Saçlarına Sıkı Bir Örgü Yapıp Çıkardı Ama Acelesi Olduğu Günlerde Saçlarını Özgür Bırakır Altın Dalgaları Güneşin Altında Parlarken Ona Bir Kez Daha Aşık Olurdu Oyuncak Bebekler Gibiydi Hepimizin Hayallerindeki kadındı. o. Mahallenin Tüm Erkekleri Gibi ben de abim de Pelin'e aşıktık. Ama sanırım abimin aşkı hiçbir zaman karşılıksız olmamıştı. Çünkü Pelin ne zaman abimin yanından geçse kirpiklerini kıpıştadır. O güzel yeşil gözleriyle abimi süzerdi. Pelin'in de abime aşık olması ilk başta beni kıskançlık krizlerine soksa da zamanla bunun saçma olduğunu fark ettim. Ölümde daha yaşayacak uzun yıllar sevilecek başka kadınlar vardı. Bu yüzden gözüm hiçbir zaman abimin aşkında ya da mutluluğunda olmadı. Ama mahallenin diğer delikanlıları böyle düşünmemiş olacak ki herkesin arasında sessiz ama korkunç bir savaş başladı. Hepsi Pelin'in aşık olması gereken kişinin kendisi olduğunu düşünüyordu. Aralarında düşmanlıklar boy göstermeye başladığında artık ok yaydan çoktan çıkmıştı. Geri döndürülmez bir sürece girdiğimizi fark ettiğimde her şey için çok geçti. Bir akşam Pelin ve abim mahallede yürürken önlerini mahallenin diğer erkekleri kesti. Yaşanan her şeyi evimizin penceresinden görebiliyordum. Camı açtım ve ne konuştuklarını iyice duydum. Pelin kimseyle olamazdı. Çünkü herkes onu istiyordu abimin de Pelin'e herkesin aşık olmasından rahatsızlık duyduğunu biliyordum. O gün de şans bu ya. annesi memleketlerine gitmişti. Büyük bir kavga koptu. Yumruklar havada uçuştu. Abim Pelin'i hemen bizim evimize çıkarttı ve onu korumamı söyledi. Zavallı kız o kadar korkmuş ve çaresizdi ki. O gün bir erkek olduğum için kendimden nefret ettim. Ne korkunç yaratıklardık biz.'' güzel olanı takdir edip yaşamaktansa bizim olmadığı için ona öfkelenmeyi tercih ediyorduk. O gün Pelin bizim evimizdeyken mahallenin bütün erkekleri toplandı. Aralarındaki bu huzursuzluğun dinmesinin tek yolunun Pelin'in buradan gitmesi olduğuna karar verdiler. O toplantıda ben de vardım ve abimin çaresizce başını eğip durumu kabullenmesini gördüm. Ama sorun olmadığını düşündüm. Pelin başka bir mahalleye taşındı diye aşkları sona erecek değil diye ne kadar saf ve ne kadar aptalmışım buldukları çözüm yolunun ne olduğunu gerçekten anlayabilseydim onları engel olabilir miydim bilmiyorum ama en azından bir şeyler için çabalayacağımı biliyorum. Abim gece Pelin'i evimizden çıkartmış ve birkaç saat sonra tek başına eve geri dönmüştü. Sabah evlerinde. Pelin'i bileklerini kesmiş bir şekilde bulduklarında ona ne yaptıklarını anladım. Onu öldürmüşlerdi. Hırslarında gözü dönmüş bu canavarlı, bu masum kızı öldürmüştü. Tüm mahalleli ağız birliği yaparak aynı yalanı anlattılar polise. Akli dengesi yok dediler. Kendini öldürdü dediler. Herkes aynı şeyi söyleyince ortada aksini iddia eden kimse olmayınca polis inandı onlara. İntihar etmiş dediler ve olayın üzerini kapattılar. Yalnızca Pelin'in annesi inanmadı. Kızının kendisini öldürdüğünü, annesinin ağlayışlarını gördükçe içim parçalandı. Ama sustum. Susarak bu suçun parçası olacağımı bilsem de sustum. Kimselere gerçekleri, bildiklerimi anlatmadım. Böyle aşağılık biriydim ben işte. Korkak ve yalancı. Masum birinin öldürüldüğünü bile bile susacak kadar ahlaksızdım işte. Ama Pelin asla mahalleyi terk etmedi. Evet, doğru duydunuz. Onu bir gece camda otururken gören bendim. Üzerinde öldürüldüğü gün giydiği çiçekli mavi elbiseyle gecenin karanlığına hapsolmuş sokaklarda yürürken gördüm onu. Elbisesi kan içinde olsa da o bunun farkında değil gibiydi. Tam evimizin önünden geçerken durdu ve kafasını kaldırıp evimize doğru baktı. O anda onunla göz göze geldiğimde o kadar çok korktum ki. Bakışlarındaki öfke ve çaresizlik beni olduğum yere sabitledi. Ellerini havaya kaldırdı ve hala oluk oluk kan süzülen bileklerini bana gösterdi. Siz yaptınız dedi sanki konuşmadan kafamın içinde hissettim sesini. Pencereden çekilip perdeleri sımsıkı kapattım. Bu gerçek değildi. Gerçek olmasına ihtimal yoktu. Çünkü o ölmüştü. O geceden sonra anladım ki onu gören sadece ben değildim. Mahalledeki herkes onu teker teker görmeye başlamıştı. Sanki o büyük suçu bilip de susan herkesten intikam almaya yemin etmişti evlerde beliriyor, kapıların önünde bekliyor ve bize musallat oluyordu. Yalnızca o zavallı annesini rahatsız etmiyordu. Kadın yemeden içmeden kesilmiş, evden adımını atmaz olmuştu. Belki günahlarının ebalini ödemek istedikleri için, belki de suçlarının açığa çıkmasını istemedikleri için bilmiyorum. Ama mahallenin erkekleri kadına yardımcı oluyordu onun için alışveriş yapıyor. Kapısının önüne para bırakıyorlardı. Keşke kadının acısını hafifletecek bir şeyler elimden gelseydi. Bu zaman içinde okulum bitmiş, üniversiteyi kazanmıştım. Buradan kurtulabilir ve yaşananları unutabilirdim. Okul için evden ayrılmadan önceki gecemde içimde bir sıkıntı vardı. Sebebini çözemesem de bir şeylerin yolunda gitmediğini hissedebiliyordum.'' Hava o kadar sıcak ve nemliydi ki sıcaktan dilim damağım kurumuş şekilde su içmek için odamdan çıktığımda pelini gördüm. Odamın kapısında öylece dikiliyordu. Bileklerinden sızan kanlar çoktan parkide birikmeye başlamıştı. Kafasını kaldırıp suratıma baktığında gözünde yaşların parladığını gördüm. Neden beni korumadın diye sordu ağlamakla bir sesle. Çok acı çektim. Daha fazla dayanamayıp yere çöktüm ve ağlamaya başladım. Yere çöktüğüm anda dizlerim kanlarına değdi. Üstüm başım battı. Ben, ben çok özür dilerim diye ağlıyordum. Yüzlerce, hatta binlerce defa bile özür dilesem yaşananları geri alamayacaktım. Gittiğim yerde huzuru bulamadım dedi ve ortalardan kayboldu. Onunla birlikte az önce içine battığım kan birikintisi de ortadan kayboldu. Sabah babamla abim uyandıklarında beni hala dizlerimin üzerine çökmüş bir şekilde kafamın önünde buldular. O gün üniversite okumak için evden ayrılsam da Pelin'in hayaletinden hiçbir zaman ayrılamadım. Her gittiğim yerde peşimden geliyordu. Ne okulu bitirebildim ne de aşık olabildim hayat beni oradan oraya savururken Pelin'in hayaleti hep yanı başımdaydı. 10 sene kadar önce abim de kendi canına kıydığında Pelin'in hayaletinin onun da peşini bırakmadığını fark ettim. Kaçamayan abim çözümü kendi canına almakta bulmuştu. İçimdeki bu pişmanlık yıllar geçtikçe katlandı ve en sonunda da beni hasta etti. Tedavi gördüm ama ne yalan söyleyeyim. Hiçbir zaman iyileşmek istemedim. İyileşmem gerektiğini düşünmedim çünkü. Benim de ölmem lazımdı. Yaptıklarımın bedelini ancak o şekilde öderdim. Şimdi size bunu neden anlattığımı anladınız mı? Arkamda bir itiraf bırakmak istedim. Ne kadar pişman olduğum bilinsin istedim. Umarım bu itirafım birileri tarafından bulunup okunduğunda ben çoktan ölmüş olurum. Bu hikayenin de sonuna geldik. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.